Bu 505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusudur. Bu kadar açık ve net. 21 kişiyi daha sonra bizim arkadaşlarımız ayırmışlar. Ve kendi suçunu örtbas etmek için masum insanları, belediyede çalışanları kalkan yapmak da ayıp bir şeydir. Bir iddia da şu: madem öyle siz bunları atsaydınız diyor kıymetli basın mensupları. Siz de bilirsiniz, biraz önce söyledim, 165 bin KHK'lı ihraç edildi. Siz ihraç edilenleri tekrar kamu görevi kimliği giydirerek aldınız. Bir gömlek giydirdiniz onlara. Ya, ihraç ettiğimize ne nokta veriyorsunuz? Ben elimde imkan olsa ihraç ederdim. Hiç kimseye bakmazdım. Ama imkan benim imkanım değil. Sorumluluk kimin sorumluluğu? Direkt oradaki yöneticilerin sorumluluğu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve aynı zamanda almaya yetkili olanların sorumluluğu ve Mülkiyet Teftiş Kurulu da bu sorumluluğu ortaya koydu. Yine bunun yanı sıra 1668 kişiden bilgimiz yok diyor. Bu da koskoca yalan olduğunu söylemeliyim. İnsanın biraz yüzü kızarır. İstanbul gibi manevi iklimi de, tarihi sorumluluğu da, medeniyet sorumluluğunda olan bir belediyenin başkanının bu kadar insanın oyuyla ve bu kadar insanın sorumluluğuyla o koltukta oturanın yalan söyleme hakkı yoktur. Size şu soruyu sorayım. Biz bu 505 kişinin özlük dosyalarını kimden aldık? Biz bu 505 kişinin şirketteki kişisel dosyalarını kimden aldık? Kimden almış olabiliriz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Kimi soruşturduğumuz belli. Biz 25.361 kişiyi hepsini soruşturmadık. İstihbarat kayıtları var hepsiyle ilgili. Bir tarafa bırakıldı. Ama 505 kişinin terörle bizatihi kendilerinin irtibat ve iltisaklarına bakıldı. Ve bu dosyalar Büyükşehir Belediyesi'nden istendi. Demek ki bir yalan daha söylüyorsun. Bu dosyalar sizden istendi. Bizatihi sizden istendi. Yani ben bilmiyorum demek, benim bunlardan haberim yok demek yalanın kuyruklusudur. Yalanın kuyruklusu olur mu? Elbette ki olur.